Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda türev konusuna türevin geometrik yorumuyla devam ediyoruz. Hatırlarsanız türevi daha tanımlamaya çalışırken şu tarz bir e, fotoğraf nasıl desem bir resim karşımıza getirmiştik ve buradan türevi tanımlama çabamız başlamıştı. Ne demiştik? Bu bir fonksiyon üzerinde iki tane A ve B noktamız olsun. Burada ne yapmaya çalışıyoruz aslında? Fonksiyona teğet çözmeye çalışıyorduk ve daha doğrusu fonksiyon grafiğine bir teğet çizmeye çalışıyorduk. Ve ne yaptık? O, A ve B noktaların önce hatırlarsanız O, A ve B noktaları arasında bir eğim hesabı yaptık. Sonra A nok B noktasına A noktasına yaklaştırmıştık. Sonra diferansiyel kavramıyla tanıştığımızda bunu deltalı kavramlarla tekrardan hatırlamıştık. Yine o resmi, o fotoğrafı gözünüzün önüne getiriyorum. Ve tekrardan türevi tanımlarmış gibi bakın türeve bir geometrik yorum getiriyoruz burada. Ne diyeceğiz? A ve B noktası olsun grafiğin iki nokta iki farklı yerinde diyeceğiz. Bu A ve B noktaları arasındaki e, A ve B noktaların apsilerin arasındaki uzaklığa delta x diyeceğiz. Y'lerin arasındaki uzaklığa da delta y diyeceğiz. Şimdi şu bu doğru parçasına kiriş deniyor ama kiriş olarak bakmanıza gerek yok. A ve B noktası arasındaki A ve B noktasından geçen şu d doğrusunun eğimini Nasıl yazarız? Delta y bölü delta x olarak yazarız. Delta x sıfıra gittiğinde ne olur peki? Delta x sıfıra gittiğinde şuradaki x uzaklığı azalır. Yani delta x sıfıra gittiğinde b aslında ne yapar? a'ya yaklaşır. b a'ya yaklaşır diyoruz. O halde bu ifadeye bu ifadenin başına limit x giderken sıfıra eklediğimizde aslında ne olacak? b a'ya yaklaşacak. Ve yani şu d doğrusu aslında grafiğin tek bir noktasından geçen bir teğet olacak grafiğe. O halde aynı zamanda bu limit x giderken sıfıra delta'ya bölü delta x ifadesine bildiğimiz üzere türev. Türevin tanımı ise o. Biz bu söylediğimiz şeyleri nasıl birleştireceğiz? Bir fonksiyonun herhangi bir noktasındaki türevi fonksiyona o noktada teğet olan doğrunun eğimidir diyeceğiz. Yani aslında bir fonksiyonun diyelim 3 noktasındaki türevine bakıyorsunuz. 3, 3 noktasındaki türevinin değeri ne olacak? Fonksiyonun grafiğine 3 noktasından çizilen teğetin eğimi olacak. Hemen örneklerimizde bunların ne demek olduğunu daha iyi anlayalım. İlk örneğimizde y eşittir x küp eğrisinin x eşittir 2'deki teğitin eğimi kaçtır diye sorulmuş. x eşittir 2'deki teğetin eğimi dediğinde aslında bana diyor ki x eşittir 2'deki türevi kaçtır diye soruyor. Hemen y eşittir x küp eğrisinin x eşittir 2'deki türevine bakıyorum. y eşittir fx eşittir x küp. Böyle ise f türevi x neye eşit? 3 tane x kare eşit. x yerine 2 koyduğumda f türev 2 neye eşit? 3 çarpı 2'nin karesinden 12 eşit diyeceğim. Bir diğer örneğimizde y eşittir 2x küp eksi x kare artı 5x artı 3 eğrisinin x eşittir 1'deki teğetin emi eğimi kaçtır diye sorulmuş. Yine bana ne diyor aslında dolaylı yoldan? Diyor ki bu fonksiyonun x eşittir 1'deki türevi nedir diyor. Hemen ne yapacağım? Fonksiyonun türevini alacağım. Bakın şu fonksiyonun türevini alalım. Ne olacak? 2 çarpı 3 çarpı x kare eksi 2 çarpı x artı 5 bu terimden bir katkı gelmeyecek. Yani 6x kare eksi 2x artı 5 olacak. x yerine 1 koyduğumuzda bu ifade neye eşit olacak? 6 çarpı 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 artı 5'ten bu ifade 9'a eşit olacak diyorum. Üçüncü örneğimizde y eşittir fx eşittir x kare bölü 2 eksi 3x artı 4 para bölünün hangi noktasındaki teğetinin eğimi eksi 1 bölü 3'tür. Yani bize diyor ki bir noktadan teğet çizdim. Eğimi eksi 1 bölü 3 oldu. Bana o noktayı bul. Yani bir noktasındaki türevinin değeri eksi 1 bölü 3 hangi nokta? Biz bunu arıyoruz. Hemen f türevi x ifadesini yazalım. f türevi x neye eşit? x kare bölü 2'nin türevi x. Eksi 3 x'in türevi eksi 3. Artı 4'ün türevi 0. Böyle bıraktım. f türevi x buysa bu ifadeyi ne yapacağım? Bu ifadeyi eksi 1 bölü 2'ye eşitleyeceğim önce. Şuraya odaklanıyorum Şimdi. Eksi 1 bölü 3'ü eşitledim çünkü eğimin vermiş O halde x eşittir 3'e 3 eksi 1 bölü 3'ten ne olacak? 8 bölü 3 olarak karşıma çıkacak. Yani benim aradığım nokta 8 bölü 3'müş Ne demek bu? 8 bölü 3 noktasından şu para çizdiğim teğetin eğimi eksi 1 bölü 3 oluyormuş. Bir diğer örneğimizde y eşittir x eksi 3x artı 2 eğrisi üzerindeki hangi noktada teğet o x doğrusuna paraleldir. O x doğrusu dediği x ekseni. x eksenine paralelse ne olacak? Eğimi sıfır olacak. x eksenine paralel bakın şöyle. Bu şu x ekseni x eksenine paralel bir şeyin eğimi sıfır olur. O halde şu fonksiyonun türevini alacağım. 3x kare eksi 3. Bunu sıfır eşitleyeceğim. Bunu sıfır eşitleyeceğim. Buradan ne çıkacak? 3'leri sadeleştirdik. x kare eksi 1 eşittir 0 diyeceğiz. Yani x kare eşittir 1 olacak. Buradan x eşittir 1 veya x eşittir eksi 1 benim çözümlerim olacak. Evet 5. sorumuza geldiğimizde y eşittir x küp artı a x kare artı b fonksiyonun grafiği apsi eksi 4 olan noktada x eksenine teğet b değeri kaçtır diye sorulmuş. Ne, nasıl düşüneceğiz? Yine apsi eksi 4 olan noktada x eksenine teğetmiş. Yani aslında x ekseni bu fonksiyonun grafiğine eksi 4 noktasından çizilen bir teğetmiş. x eksenin eğimi kaç olacak? 0 olacak. O halde ilk denklem ne olacak? 3x kare artı 2ax bu fonksiyonun türevi. Burada x yerine eksi 4 yazdığımızda yani 3 çarpı 16 eksi 2 çarpı 4 çarpı a ifadesi ne olacak? 48 eksi 8a onu da ne yapacağım? Sıfır eşitleyeceğim. Çünkü x eksenini t etmiş o noktada. Güzel. Buradan a eşittir 6 olarak karşıma çıkacak. Ama aynı zamanda x ekseninde t etse bu noktada bu noktadaki y değeri ne olacak? Sıfır olacak. O halde y yerine sıfır x yerine eksi 4 yazdığımızda y yerine sıfır x yerine eksi 4 yazdığımızda artı a tane a'yı yerine, a da bulduk a yerine 6 yazacağız A yerine de 6 yazarsak ne yapabiliriz? Bu denklemden B'yi çekebiliriz. 6 çarpı eksi 4'ün karesi artı B. Tamam. Bakın şurası eksi 64. 0 eşittir. Eksi 64 artı 4 kere 4. 16, 60, 96 etti. Artı B. Buradan B eşittir. 64 eksi 96 yani kaç ediyor? 32 mi? Eksi 32 ediyor. Altıncı örneğimizde R'den R'ye F x'i x kare eksi 2 x 2X artı 3'e götüren bir fonksiyonmuş. G de x'i AX x kare artı b artı 1'e götüren bir fonksiyonmuş. Bu fonksiyonların aynı apsisi noktalarındaki teğetlerin birbirlerine paralel olması için AB ikilisi ne olmalıdır diye sorulmuş. Herhangi bir x noktası aldığımda ne olacakmış? Teğetlerin birbirine paralel olmasını istiyormuş. Yani teğetlerin aslında eğimlerinin eşit olmasını istiyor. O halde ne yapayım? Önce bir f'in türevini hesaplayayım. f'in türevi ne? 2x eksi 2. g'nin türevine peki? g'nin türevi de 2 tane ax artı b. Herhangi bir x noktasında bu teğetlerin birbirine paralel olmasını istiyorsam eğimlerin aslında birbirine eşit olmasını istiyorum. O halde 2x eksi 2 eşittir 2 tane ax artı b diyeceğim. Şimdi de ne yapacağım? her x'li terimleri daha doğrusu x'in dereceleri aynı, x'in derecesi aynı olan terimleri birbirine eşitleyeceğim ki x'ten bağımsız olarak bu eğimler hep birbirine eşit olsun. x'li terimlere bakıyorum. 2ax eşittir. 2ax eşittir. 2x yazacağım. Yani 2a eşittir. 2 olacak. Buradan a eşittir. 1 olarak karşıma çıkacak. x olmayan terimlere yani sabit terimlere bakıyorum. Eksi 2 eşittir. B eşitliğini yazacağım. Yani b eşittir. Eksi 2 olacak. O halde aradığım ikili 1'e eksi 2 iki ikilisi. Yedinci sorumuzda a büyüktür 0 olmak üzere y eşittir x küp bölü mutlak x fonksiyonunun x eşittir a ve x eşittir eksi a noktalarındaki teğetler için hangisi doğrudur diye sorulmuş. Burada ne yapacağız? Önce x eşittir a'daki türevine sonra da x eşittir eksi a'daki türevine bakmaya çalışacağız. Bakın a pozitifmiş o zaman x eşittir a noktasında daha doğrusu bu noktanın etrafında burası mutlak x fonksiyonu ne olacak? X olarak dışarı çıkacak. Yani y eşittir x küp bölü x olarak çalışacak. Ne zaman? Ne zaman böyle olacak? A etrafında. Güzel. Böyleyse yani fonksiyon x kare gibi davranacak aslında. Yani y'nin türevi ne olacak? 2x olacak. Peki y'nin a'daki türevi ne olacak aslında? x eşittir a'daki türevi 2 tane a olacak. Peki eksi a etrafında nasıl davranacak fonksiyonum? Eksi a etrafında y eşittir x küp bölü mutlak x bu sefer ne olacak? Eksi x olarak dışarı çıkacak. Yani eksi x kare gibi davranacak. O halde y'nin türevi ne olacak? Eksi 2x olacak. Peki biz nere hangi noktada bakıyorduk? Eksi a noktasında bakıyorduk. Ne olacak? Eksi 2 çarpı eksi a'dan buradaki türev 2a olacak. Bakın A noktasına baktım türeve 2A oldu. Eksi A noktasına baktım yine 2A oldu. O halde buradan ne diyebilirim? Bu iki noktadaki teğetlerin eğimi birbirine eşitmiş. Yani teğetler birbirine paraleldir derim. Şunu da şöyle kutu içine alıp sorumuzu noktalayalım. 8. örneğimizde fx eşittir x kare, x kare çarpı tan x eğrisinin x eşittir 1 bölü 4'teki teğetin eğimi kaçtır diye sorulmuş. Neyi soruyor bize? O noktadaki türevi soruyor. Önce fonksiyonun türevini bulalım. 2 x çarpı tan x artı x kare çarpı sek kare x. Burada da ne yapacağız? x yerine pi bölü 4 yazacağız. Yani 2 x ifadesi pi bölü 2 olacak. Tam pi bölü 4 ifadesi 1'e eşit. Artı x yerine pi bölü 4 yazdık. Pi kare bölü 16 oldu. Çarpı sek kare x 1 bölü kos kare x olacak. Kos kare pi bölü 4 ifadesi. Bakın şöyle 1 bölü kos kare pi bölü 4. Bu da neye eşit olacak? Pi bölü 2 artı pi kare bölü 16 çarpı şu ifade kök 2 bölü 2'nin karesi. Yani 1 bölü 2 eşit. 1 bölü 2 eşitse payda da olduğu için yukarı 2 olarak geçecek. Şunları sadeleştirelim. Aşağıda 8 kalsın. Yani bu ifade pi bölü 2 artı pi kare bölü 8 olarak karşıma çıkacak. Evet 9. örneğimizde denklemi fx eşittir 4 kök olan eğrinin apsisi 4 olan noktasındaki teğetin eğiminin açı açısının ölçüsü kaçtır diye sorulmuş. Yani burada teğetinin eğimini bulmakla yetinmeyeceğiz. Açının ölçüsünü de bulmaya çalışacağız. Önce tabii ki de ne lazım bize? Türev ifadesi lazım. Fonksiyon türevi neye eşit olacak? 4 çarpı 1 bölü 2 kök x'e eşit olacak. Peki burada x yerine ne, yaz, ne yazılması istenmiş bizden? 4 yazılması istenmiş. Yani 4 çarpı 1 bölü 2 tane kök 4. Yani 4 bölü 4. Yani 1 olacak. Şimdi eğimini 1 olarak bulduk. Peki eğimin 1 olması için Eğim açısının ölçüsünün kaç olması gerekiyor diye bir soru soracağız kendimize. Bu da aslında hangi denklemi karşımıza çıkaracak? Tanjant teta eşittir bir denklemini karşımıza çıkartacak. Çünkü eğim açısı aslında daha doğrusu eğim aslında neyle ilişkiliydi? Tanjantla ilişkiliydi. O yüzden bir tane grafik düşünün ya da bir tane teğet düşünün. Bakın şuradaki eğim açısı dediğimizde şu açıyı arıyoruz. Bu açının hangi trigonometrik fonksiyonu bize eğimi veriyordu? Tanjantı veriyordu. O yüzden buradaki açı tetaysa tanjant teta eşittir ne olmalı? Benim eğime eşit olmadı. Yani bir eşit olmalı. Peki hangi teta değeri için tanjant teta 1'dir diye soruyoruz kendimize. Buradan teta eşittir 45 derece ya da pi bölü 4 radyan olarak karşımıza çıkıyor. 10. sorumuzda bir adet y fonksiyonu verilmiş. Fonksiyonun gösterdiği yerinin absisi x eşittir eksi 1 olan noktasındaki teğetinin y eşittir 3 bölü 4x doğrusuna paralel olması için a'nın alacağı değer kaç olur diye sorulmuş şu doğruya paralel olmak istiyorsam ne istiyorum aslında? O noktadaki yani x eşittir eksi 1 noktasındaki t' eğiminin bu doğrunun eğimine eşit olmasını yani 3 bölü 4 olmasını istiyorum demektir. O zaman hemen türevi alalım. Y türev ne olacak? Yukarısının türevi 2x eksi a çarpı aşağısı. Aşağısının türevi 1 o yüzden yazmıyorum. Eksi çarpı daha doğrusu yukarısı. Aşağıda da x eksi 7'nin karesi olacak. Burada ne yapacağım? x yerine eksi 1 yazdığımda y türev x eşittir eksi 1 için ne olacak? Şurası ilk terim eksi 2 eksi a olacak. Yanındaki terim eksi 8 olacak eksi diyeceğim. Burası 1 artı a eksi 5 olacak. Aşağısı da eksi 8'in karesinden 64 olacak. Bunu ne eşit diyecektim? Bunu 3 bölü 4'e eşit diyecektim. Şimdi şu ifadeyi birazcık toparlamaya çalışalım. Bu ifade şuradaki denklemeye odaklanıyorum artık. Neye eşit? 16 artı 8a eksi a eksi artı daha doğrusu şu eksi de şu eksi ne olacak artı yapacak artı 4 eşit aşağıda da bir 64 var eşittir 3 bölü 4 ifadesi var buradan bunları sadeleştirdiğimde burası 16 yani bu ifade ne eşit aslında 48 eşittir 7 tane a artı 20 eşit buradan 28 eşittir 7 a yani a eşittir 4 olarak karşıma çıkacak